Bere, benim bir sorum olabilir mi? Enver, Melik Yiğitel bir şey soracak sana. Ya Ahmet Bey, çok enteresan bir bilgi. Şimdi bu İsrail Savunma Bakanı Tabii ki. Yoav Gallant diyor ki biz İsrail ordusu olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına 300 bin asker dizdik. 300 bin. Yani 9,5 milyonluk ülkede 300 bin asker. Korkunç bir rakam bu. 300 bin asker sınırda ne yapıyor bu, bir? İki, ya İsrail ordusunda sadece sınıra dizmek için 300 bin asker varsa toplamda 500 bini geçiyor. Bu İsrail'in böyle bir ordusu yok ki, bu rakamla biraz tuhaf değil mi ya? Açıklama tuhaf. Enver. Ahmet Hakan, ben hemen durumu açıklayayım. Lütfen yanlış anlamayın ama şöyle bir düzeltme yapmam gerekiyor. 300 bin askeri sınıra dizmeleri mümkün değil. O açıklama şöyle yapıldı. 300 bin yedek askeri tekrar göreve çağırdık dedi İsrail ordusu. Dolayısıyla 300 bin askerin Gazze şeridi etrafına dizilmiş bekliyor halde olma ihtimali zaten yok. Ama o açıklamanın doğru şekli 300 bin yedek askeri hatta yurt dışında bile olan o yedek askerleri ülkeye geri çağırdılar. Birçoğu geri döndü. Tekrar göreve yani orduya dahil edilmek için tekrar göreve çağrıldı. Yani o açıklamanın en doğru hali bu. Peki Enver, şöyle haber, çok özür diliyorum. Tankların durumu ne? Bir Ha, de ben tam onu soracaktım. Ya ilk günden itibaren tankların mevzilenmiş hali var mı, yani bu Gazze şeridini eğer çevirmek için? tanklar mevzilenmiş olsa Başka bir şey çıktı. Enver'in onu gözlemleme Şansı var. Var değil mi? Var tabii ki. Bu Aşkelon'u mesafeden görmesi lazım. görmesi lazım. Ya da haberleri olması. Yani kara harekatı yapmaya yönelik bir yoğun hazırlık gözlemliyor musun? Ama özellikle tankların ve askeri birliklerin Gazze şeridi etrafı, deminki söylediğin, hatta Gazze şeridi etrafında mevzi almaları, mevzilenmeleri, konuşlanmaları söz konusu mu? Çok kısa söyleyeceğim. Evet, söz konusu. Çünkü biz gün boyunca yani bir noktada sabit durmuyoruz. Özellikle bugün çok fazla noktaya dolaşma fırsatımız oldu bu bölgede. Birçok noktada bu özellikle tank, zırhlı araçların konuşlandırıldığını görüyoruz ki zaten birkaç gündür yapılıyordu bunlardan. Hatta onlardan bir tanesini yine yanlış hatırlamıyorsam dün görüntüleyip CNN Türk ekranlarında bunların görüntüsünü de vermiştik. Yani Gazze'nin çevresi tamamen şu anda bu kara harekatına yönelik hazırlık içerisinde. Zaten İsrail Başbakanı Netanyahu da bunu açıkladı. Kara harekatı hazırlığı yapılıyor. Çok yüksek bir şekilde dedi. Biz de birçok noktada bunları görebildik ama tabii bunların görüntülenmesi normal. Özellikle bugün çok sert kısıtlamalar vardı. O bölgelerin görüntülenmesi, o araçların görüntülenmesi kesinlikle yasaktı. Biz bunlardan görüntüyü alamadık. Çünkü anında İsrail askerleri gelip hemen o bölgeden sizi uzaklaştırıyorlar. Onun dışında bölgeye yapılan sevkiyatlar da var. Yani yollarda biz arabayla giderken tırların üzerinde bu araçları görüyoruz. Zırhlı araçların bölgeye taşındığını görüyoruz. Ve bölgede tabii ki yoğun bir askeri piyade varlığının da gördüğümüz noktalar oluyor. Peki Aşkelon bunun için önemli bir merkez değil mi? Hani sen şu anda Aşkelon'un güneyindesin ve Gazze şeridine de çok yakınsın. Yani şu anda oradan da böyle bir askeri hareketlilik falan olması lazım. Sıfır, hiçbir şey görmüyoruz. Daha çok arada sırada geçen arabaları, otomobilleri falan görüyoruz. Onu nasıl açıklıyorsun? Ya ben karartma görmüyorum bir de burada. Karartma da yok. O da enteresan. Evet, yani Bu savaş var, karartma Aşkelon'da yok. yani bu kadar sınıra bu Ahmet kadar Hakan, biraz yakın yerde. Gazze'de de yok karartma. Çünkü Gazze'de var. Hayır, Gazze'de de Gazze'de elektrik yok zaten orada. Şöyle Doğal karartma var. Güneş enerjisinden sistemler yapıp o hepsine cevap caddeleri verebilir falan miyim? aydınlattı. Dün sordum şeyde. Evet. Enver. Enver de çok sorunlu. Hepsine cevap vereyim. Şimdi
biz normalde sivil araçların kullandığı bir otoyolu üzerindeyiz ve şehir merkezine aslında yakın bir nokta burası. Dolayısıyla bunun biraz daha ilerisinde tam olarak Gazze şeridine doğru giden bir otoyol var. Asıl kullanılan yol orası. Burada görmememiz bu sevkiyatları şu an için çok normal. Burada arkamızdan geçen sivil araçlarının olması çok normal. Çünkü sevkiyat için kullanılan bir yolda değiliz biz şu anda. Ki olsak bile onu şu anda görüntülememize zaten kesinlikle izin verilmiyor. Öyle bir şey olsaydı şu anda İsrail askerleri hemen yanımızda biterdi. Bizi bu noktadan uzaklaştırıp yayınımıza son verirlerdi. O yüzden o durum öyle. Aşkelon'da ya da İsrail tarafında herhangi bir karartma zaten yok. Çünkü askeri, bunu önleyecek askeri güçleri var İsrail'in elinde. İşte hava savunma sistemleri var. Zaten hali hazırda hava saldırıları devam ediyor. Yukarıdan İHA'ları ve SİHA'ları var. Gazze şeridini bu şekilde de hem İHA'larla, yani dronlarla vurup ve izleme de yapabiliyor. Dolayısıyla yani buradaki şehrin ışıklarını kapatalım. İşte Gazze'den atılan roketler Hamas ya da öyle diyeyim Hamas işte göremesin bu şehirleri, göremezse vuramaz gibi bir durum yok. Çünkü Hamas zaten buraları görerek atış yapmıyor bu roketle. Bu roketleri o şekilde fırlatmıyor. Yani sadece bu şehrin yönüne doğru atışları gerçekleştiriyor ve tabiri caizse bu o roketler artık nereye denk gelirse durumu söz konusu oluyor. Evet. Bir şey sorabilir miyim Ahmet? Hemen de hızlı. Enver, bir kara harekatı için beklenti ne zaman olur? Böyle bir şey konuşuluyor mu 2 gün içinde, 3 gün içinde? Senin gözlemin ne noktada? Abdülkadir Selvi, yani bugün ben gözlerimle gördüklerime bakarsak kısa bir süre içinde olabilir diyorum. Çünkü en azından yani böyle bir tarih veremem. Ancak şöyle iddialar dolaşıyor tabii. 24 saat ile 48 saat arasında 24 saat ile 48 saat arasında no. 24 saat ile 48 saat arasında bu harekatın başlayabileceğine yönelik iddialar var. Kimdi onlar Enver ya? Ne oluyor? O Enver... Yani herhangi Enver bir Ahmet Hakan oldu. Bir... buradan geçen siviller de kameramızın önüne geçip kendilerini göstermek istediler Ahmet Hakan. Peki Enver, ya sen şimdi üstünde bir çelik yelek var. Çok da yorgunsun. Bütün gün yayın yaptın. Birazdan seni bırakacağım 2-3 dakika sonra. Biraz dinlenmen gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail'e gidiyor. Var mı? Görüntü var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Uçak görüntüsü vardı ve gitti mi? Tamam. Son bir şey daha sorayım mı? Evet. Bir müsaade edelim. Tamam, Aşelon dışında Hamas'ın vurduğu başka yerler var mı? Bir şey de ben soracağım. Bir daha sorun. Aşelon'un dışında Hamas'ın roketle vurduğu başka yerler var mı? Mesela Aşdod var mı? Tabii ki var. Aşkelon'un kuzeyin Aşdod var, Tel Aviv var, Kudüs var. Yine doğusuna doğru Siderot var. Daha güneyde Berseba var. Yani sadece Aşkelon değil, Gazze şeridine yakın. Hatta İsrail'in orta kesimlerine kadar, bakın Tel Aviv diyorum, yani Tel Aviv karayoluyla yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta. Kudüs yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta. Buralara kadar bu roketler geliyor. Çünkü biz Kudüs'ten yayın yaparken Kudüs'te de sirenler çaldı roket tehdidine yönelik. Ve o sirenlerin hemen ardından gökyüzünde az önce işittiğiniz o hava savunma sistemlerinin imha etme gürültüsünü, patlama seslerini de Kudüs'ten de işittik. Ahmet Bey, kısa bir şey sorayım. Kısa bir şey. Şimdi Enver, Lübnan'dan Hizbullah'ın dronlarla saldırıya geçtiği şeklinde haberler vardı. Bunların doğruluk derecesi nedir?
Abdülkadir Selvi, evet bu çok önemli bir gelişmeydi. Hatta çok önemli bir uyarı yapıldı. Lübnan tarafından İsrail topraklarına bir hava aracı sızdı. Dolayısıyla o bölgedeki bütün sivillerin hemen sığınaklara gitmesi yönünde bir çağrı yayınlandı. Ancak biz yayına geçmeden önce İsrail basınını kontrol ederken rastladım aynı habere. İsrail güçleri bu drone'un, daha doğrusu Lübnan topraklarından İsrail tarafına geçen bir hava aracının, yani drone'u kastediyorum, drone'un böyle bir durumun olmadığını, bu alarmın da yanlışlıkla verildiği açıklandı. Ama kuzey sınırı, Lübnan-İsrail sınırı çok sıcak. Lübnan'la, daha doğrusu Hizbullah'la İsrail ordusu arasında sıcak temas var. Zaman zaman çatışma çıkıyor. Hatta dün 7 militan öldürüldü. Bir İsrail askeri orada hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından atılan füzeler var. Antitank füzeleri var. Onun dışında ek olarak söyleyeyim hemen, Suriye topraklarından bazı gruplar tarafınca yine İsrail'e atılan bu şekilde roketler var. İsrail bunların hepsine karşılık verdiğini açıkladı. Hatta Suriye'deki o noktaya hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Yani bugün 5. gündeyiz. En sıcak nokta Gazze ve çevresi diye anlatıyoruz ama asıl en sıcak nokta, daha doğrusu yani en sıcak noktalardan bir tanesi kuzey ve Suriye'den bu tarafa yapılan saldırılar bu çatışmanın, gerilimin boyutunu da genişletiyor diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar, rejideki arkadaşlara rica edeyim, telefon attım düştü, ben sizi şu anda duymuyorum, beni tekrar arayabilirlerse sevinirim. Enver, gel Enver'e söyleyin, çok teşekkür ediyoruz, dinlensin. Yani Enver çok yorgun gözüküyor. Kolay değil, üstünde çok ağır bir çelik yelek var, başında bir miğfer var, zaten sabahtan beri koşturuyor. Gece ha, tüneller değil mi bunlar? Şu Hamas'ın... Bir insan boyundan yüksek. Bir dakika, bir durdurabilir miyiz? Bir dakika, bir durdur, ha, nedir evet, bu? Bir anlatayım. Evet. Daha doğrusu siz anlatın. Burada Gazze'nin altındaki işte tüneller. Ne diyordunuz siz Gazze'nin altında? Gazze'nin altında bir Gazze daha yapmışlar diyordum yani. Peki çok profesyonel mi gözüküyor? Çok profesyonel. Bakın şunların her biri, görüyor musunuz? Bakın ayrı ayrı ve olabildiğince sık yapmışlar. Peki, şunlar ne? Bir de bombeli yapmışlar. Bunlar füze. Füze. Füzeleri işte buraya saklamışlar. Gelsin şimdi görün. Bakın bombeli görüyor musunuz? Yani basınca dayanıklı şekilde yapılmış bunlar ve dar, yaklaşık bir metre, 1,5 metrelik bir mesafede. Ve İsrail sığınak delici bombalarla bu füzelere inemiyor efendim. O kadar derinde yani. Bunlar füzeleri burada o zaman... Tabii burada depoluyorlar. Depolamış. Yani düşünün, şehrin altı füze dolu yani. Roket yazıyor üstünde zaten. Roket ve füze yani. Evet, evet. Güdümlü olursa füze oluyor, güdümsüz olursa roket oluyor. Ama o şeyi Tel Aviv'i falan vuranlar... Bu Hamas görüntüleri değil mi bunlar? Evet. Hamas yayınlıyor. Tabii bu bir propaganda, propaganda videosu. Propaganda. Bakın şimdi bir iki şey size göstereceğim. Şimdi geliyorlar, yukarı çıkarken bakın şimdi, görüyor musunuz? Bakın amblemleri, yani şey veriyor, semboller, yazılar. Tabii biz okuyamıyoruz da mutlaka bunlar propaganda. Niye söylüyorsunuz onu, anlamadım. Yani rampaya mı yerleştiriyor bunu? Bu videoyu çekenler bir propaganda amacı güttükleri için sembolleri, yazıları da birlikte veriyorlar. Bu da atma görüntüleri herhalde. Bunu da koymuşlar değil mi? Füzenin atılma orada füze rampasına ya bir rampa gibi bir şeye koyuyorlardı sanki. Gördü, çok hızlı geçti. Ya bundan biraz geri alabilir miyiz o 30-35 saniye önce çıkış anını? Yani o füzeyle birlikte tünelden çıkış anını çıktı. Onur. Şöyle başla. Bir bakalım. Tekrar başa aldık. Evet, yan alt çekimi yapmışlar. Yani füze boyutları biraz daha büyük olsun. Rampa gibi bir şeye koyuyorlar evet. Orada. Şimdi o dikkatim. Onu söyleyeceğim. Şimdi göreceksiniz. Ha, evet. Çok enteresan değil mi ya? Yani gerçekten. Yani 5000 füzeyi nasıl attı diyorduk. Ha, yani buralarda işte böyle burada sağına saklamışlar. İsmail Düker, şurayı kastediyorsun. Şimdi biraz tam dikkat çıkıyorlar, lütfen. Evet. Yani şu görüntüye dikkat edelim. Şu. Yok. Değil. Daha çıkacak oradan. Daha çıkacak. Şu. Bundan sonraki. Şurası. Şurada yerleştiriyor. Devam edelim. Devam. Şimdi bir yere yerleştiriyor.
Şu bir yere mi yerleştiriyor, yukarıya mı çıkarıyor onu anlayamıyorum. Bu nedir Eray Bey? Şey, tünelden bir üst yere çıkarıyorlar. Rampa bu bir roket değil, yani. Roket rampası değil. Değil. Burası bir roket devam rampası edebilir. Değil. Hayır, olur yani, kamyonu getirmişler, mobildir nihayetinde bu. Yani bir şeye yükleyeceklerdi. Hani, olabilir roket, yani. Şunu yapandan o beklenir. Şimdi hayır, bunu zaten kendi üretimleri, adı da Kassam füzesi. Kassam. Şimdi yani bir, kendileri yapmışlar. Çok önemli bir gelişme hocam, var Ankara'dan. Bizim CNN Türk Ankara büromuz bunu teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın elindeki rehineler için devreye girdi. Hamaslı yetkililerle görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Ankara'da yapıldığı söyleniyor. Bir daha tekrar etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın elindeki İsrailli rehineler için devreye girmiş durumda ve ilk görüşmesinde Hamaslı yetkililerle, ilk görüşmenin de Hamaslı yetkililerle Ankara'da yapıldığı bilgisi aktarılıyor bize. Bu da önemli bir gelişme. Ya Onur, bir ara verelim. Önemli gelişmeler var. Bir de Gazze'ye gidelim. Gazze'deki durum ne? Orayı da aktarmak lazım. Biz şimdi biraz İsrail tarafına baktık. Biraz da Gazze tarafına bakalım. Kısa bir aradan sonra.